Ben öncelikle bütün halkımızı selamlıyorum. Herkese sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Biz 2014'te zaten Sırrı Başkan ve Mukaddes Başkan döneminde aldığımız bir belediyeydi. 2016'da kayyum atandı. O dönemde birçok projemiz, Sırrı Başkan'ın, Mukaddes Başkan'ın birçok projesi yarım kaldı. Kayyum tarafında yönetildi. Yani şunu söyleyeyim, ilk önce başta şunu söyleyeyim. Sizler altın kaldırım da yapsanız, çok iyi işler de yapsanız, bu halkta kopuksanız sizin belediyecilik anlayışınız mahkum olur bu memlekete. Bunlar en çok bunu yaptılar. Halktan kopuk, çok yatırım yapmayan, yorgun bir kent vardı biz geldiğimizde zaten. Yani kentin altyapısı, üst yapısı çökmüş bir kent vardı. O gün de tabir yerindeyse koca bir köydü. Biz geldik aldığımızda hem altyapısı çökmüş hem üst yapısı çökmüş bir kentten bahsediyoruz. Ağrı'da bahsediyoruz. İnsanların evine yürüyemediği, çamurda gidemediği bir Ağrı'dan bahsediyoruz. Bu yatırımların hiçbiri yapılmadı. Belki insanlar şunu düşündü, 2019'da onların alması işte iktidar partisidir, iktidar partisinin belediyesi olursa belki daha iyi yatırımlar gelir diye düşündüler. Ama halk da yanıldı, herkes yanıldı. Ağrı tamamen bir 20 yıl geriye gitti. Bu çalışmalarıyla beraber. Aynı zamanda Ağrı halkı 5 yıl sanki mahkum edildi. Yani insanların belediye bakış açısı bitti. Belediye onun kurumu değildir. Aklında sildi belediyeyi zaten. İnsanların o bakış açıları, onların yöneticileri tarafında Ağrı'ya bakış açıları biraz daha farklıydı. Böyle tepede bakan, insanları görmeyen, caddelerde silahlarla gezen bir yönetim vardı, yönetim anlayışı vardı. Ağrı halkı bunu kabul etmedi. Nitekim 2004, 31 Mart'ında bunun cevabını çok sert şekilde verdi. Zaten 1 Nisan itibariyle şunu söyleyeyim, belediye hem kurum olarak hem belediye binası olarak kurumluktan uzaklaşmış, hizmetten uzaklaşmış bir yapı vardı. Biz ilk gelir gelmez zaten bina içinde arkadaşlarla, çalışan personelimizle bir araya geldik. Ortak, koordineli bir şekilde çalışma planlamalarını çıkardık. Ağrı'nın ilk başta tıkanan altyapısı vardı. Yani ciddi bir sıkıntıydı. Biz gelir gelmez altyapıyla başladık. Temizlik bir sorundu. Biz hem partimiz üzerinde hem sivil toplum örgütleri üzerinde hatta birçok kez okullarla, anaokullarıyla dahil biz temizlik kampanyaları başlattık. Her mahalleye haftada bir kere bütün insanlarımızla, parti çalışanlarımızla, belediye çalışanlarımızla biz mahallelere girdik. Temizlik kampanyalarını başlattık. Bu bilinci biraz geliştirdik. Çünkü Ağrı'da daha öncesi çöp yığınları vardı, çöp dağları vardı. Biz yaklaşık 2 ay şehrin içinde sadece çöp taşıdık dışarıya. Bu kadar kötü durumda olan bir Ağrı vardı. Ondan sonra tıkanan altyapılar vardı. Biz buna yönelik çalışmalara başladık. Biliyorsunuz iş makinalarımız yoktu. Daha öncesi özel idarenin AKP yönetimine teslim edip çalıştırdığı iş araçları vardı. Biz gelir gelmez bu araçları geri çektiler bizden. Biz o zaman da basın açıklaması yapıp halkımıza duyurmuştuk bunu. Biz onlarla da sınırlı kalmadık. Çok böyle sızlayan, ağlayan, şikayet eden bir pozisyonda değil. Biz umutluyduk, cesurduk. Biz iş araçlarını da aldık. Birçok aracı filomuza kattık. Önce altyapıyla başladık zaten. Yaklaşık 4000 metre sıfır altyapı çıkardık. Yaklaşık 6000 bacamızı temizledik. Daha öncesi hiç asfalt olmayan bir asfalt yapmışlar. O seçim döneminde de çok eleştirdim. Karın buzun üstüne yapılan bir asfalt vardı. Ve onlar logaların komplesini kapatmıştılar. Biz bu logaların açması için bir ekip oluşturduk. Ekiplerimiz hala da devam ediyor bu çalışma. Yaklaşık 9000 baca temizlendi. Altyapı anlamında. 4000 metre şu an sıfırdan altyapı oluşturuldu. Yani tıkanan bölgelerimiz vardı. Artık bu altyapıyı kaldırmıyordu. Biz bu ile beraber sıcak asfalt başladık. Sıcak asfalt çalışmalarımız, biz zaten seçimlerde söyledik. Biz dedik çevre mahallelerden merkeze doğru bir çalışma yürüteceğiz. Ki nitekim dediğimiz sözlerde durduk. Çevre mahallelerden 100. yıl mahallesinde başladık. Bulut'ta şu an çalışmalarımız devam ediyor. Peşinde Fatih, Kazım, Karabekir, işte Fırat mahallesinin bir kısmı. Yani şehrin dışından içeriye doğru bir çalışmamız var. Çok yoğun da çalışıyoruz. Bütün ekiplerimiz sahada.
bütün ekiplerimizle beraber koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Evet, ulaşım biz gelmeden önce ciddi bir sıkıntıydı ulaşım. Hatta ağırda çökmüştü. Biz geldiğimizde araçlarımızın yarısı atıl durumdaydı, arızalıydı. Biz gelir gelmez hemen bu arızaları gidermeye yönelik çalışmalarımızı başlattık. Bütün araçlarımızın arızaları giderildi, trafiğe girdi araçlarımız. Aynı zamanda 7 tane yeni durak oluşturduk. Millet, insanlarımızın rahat ulaşım sağlayabilsin diye. Bir tane yeni de hat oluşturduk. İşte yetiştirme yurdu, devlet hastanesi, yeni bir hat oluşturduk. Dördüncü hat için arkadaşlarla çalışmalarımız devam ediyor Ağrı için. Dördüncü hat için de çalışmalarımız var. Ulaşım şu an Ağrı'da diyebilirim en iyi şeylerden biri, yani çalışmalarımızdan biri. Bundan sonrası da elimizde ne geliyorsa daha iyi hizmet verebilme adına bunların hepsini yapacağız. Arızalı araçlarımız yok. Ulaşımda daha öncesi insanların yarım saat, bir saat duraklarda beklediğini biliyoruz. Ama şu an bütün sistemin içinde bu var. En fazla insanlarımız 7-8 dakika duraklarda bekliyor. Biz projelerimiz var zaten. Projelerimizi gerçekleştirmek için bütün çabamız ona yönelik. Hadi projelerden önce zaruri ihtiyaçlar olan yerler vardı. Mesela yol, yani sizin yolunuz yokken çok projeyi göremiyorsunuz. İnsanların altyapısında sıkıntı varsa, su sorunu varsa siz hemen projelere dönemiyorsunuz. Zaruri ihtiyaçlar, insanların hayatını biraz renklendirecek, kolaylaştıracak bu hizmetleri önce vermeniz gerekiyor. Tabii ki bizim çok ciddi projelerimiz var. Bu sene uğraştığımız işte park alanları vardı. 7 tane park alanını daha öncesi olup atıl durumda olan, hiç hizmet vermeyen, bu halka cevap olmayan 7 tane park. Aynı zamanda 3 tane parkımızı da yeni de başlattık. Çok ciddi, mesela 5 dönümlük, 9 dönümlük, 12 dönümlük olan yerler. Biz bunları da başlattık. Biz halkımızın rahat edebilmesi için, bu hizmetlerde yararlanabilmesi için, hele özellikle park alanlarının çocuklarımızın gidememesi gerçekten kötü bir durumdu Ağrı'da. Bunları başardık. Sonbahara kadar bütün bu parklarımız bitecek. Yani zaman zaman bu parkların açılışını da yapacağız. Bütün parklarımız şu an faaliyette. Bizim projelerimiz var. Kent meydanı Ağrı için vazgeçilmez bir şey. Bizim en büyük projelerimizden biri. Yani şehire biraz renk katacak, bir vizyon katacak bir kent projemiz var. Çok yakında buna da başlıyoruz. Yollarımız devam ediyor. Şimdiye kadar 7000 metrenin üzerinde sadece sıfır su, yani hiç suyu olmayan evlerimize su verdik. Bu en çok Bulut Mahallesi, Fatih Mahallesi, Cezaevi Mahallesi bölgelerinden oldu. Daha şimdiye kadar arkadaş, yani evlerimizin, vatandaşlarımızın su almadığı bir şehirden bahsediyoruz. Biz Bulut Mahallesi için bir depo, su deposu, bu Bulut Mahallesi'nin büyük sorunu, su sorununu çözecek bir depo yaptık. O da yaklaşık 10 güne kadar bir faaliyete girecek. Yani insanlarımızın en azından zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak, günlük yaşamlarını rahatlatacak bir pozisyona getirmemiz lazım ki projelerimizi gerçekleştirelim. Ağrı'da canlı hayvan borsası gerçekten Ağrı'nın kalbi. Birçok esnafımız orada, yani Ağrı'nın borsasıdır. Yani paranın olduğu, insanların ticaret yaptığı, idaresini yaptığı bir yeridir. Yaklaşık 20 yıl önce kurulmuş bir canlı hayvan borsası vardı. İşte yoldan, altyapıda yoksun bir canlı hayvan borsasıydı. Biz canlı hayvan borsasına hemen gelir gelmez zaten direkt girişimiz asfaltla ilgili o tarafa oldu, canlı hayvan borsasına. Çünkü Ağrı'nın ekonomiye de ihtiyacı var. Böyle hani paranın döndüğü, ticaretin döndüğü, insanların alışveriş yaptığı bir borsadan bahsediyoruz. Bugün zaten onun şeylerini alıyoruz. Biz çok ciddi bir çalışma yürüttük, altyapısını yaptık canlı borsanın. İyi bir asfaltla girdik oraya. İnsanlar bunun memnuniyetlerini her gün bize dile getiriyorlar zaten. Ondan sonrası biz Ağrı'da bir hayvan barınağımız vardı ama gerçekten atıl durumda, kullanılmayacak bir durumdaydı. Biz gittik hayvan barınağını tekrardan yeniden onardık. Bak can dostlarımız da var dışarıda. Biz iyi bir ekiple şimdi hem onların tedavilerini, hem kısırlaştırma, hem de kuduz aşılarını vurup doğaya tekrar bırakıyoruz. Bu Ağrı için gerekli olan bir şeydi.
Bahsettiğim ağrıda su ciddi bir sorundur. Şimdiye kadar suda istenilen bir yatırım olmamış ya da beklenilen bir performans gösterilmemiş. Su çok kötüydü. Arıtma için çok ciddi emekler sarf etti ekiplerimiz. Ağrıda asbest borularla daha öncesi çekilen su boru hatları var. Çok ciddi sorun. Belki daha öncesi de şimdi insanların bir şikayeti de var. Biz o konuda Van'da da bir yardım istedik teknik ekiple beraber. Yaklaşık bir aydır bunun üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Biz yeni de bir arıtmaya ihtiyaç duyduğunu, daha önce iki dönem önce de böyle bir talebin olduğunu ama iki yönetim öncesi arkadaşların kabul etmeyip bizim yeni bir arıtma tesisinin Devlet Su İşleri tarafında yapılmasını biz kabul ettik, imzalarını da attık. Mevcut su arıtmanın iki katı olan bir arıtma sisteminin tekrarda kurulması için biz onay verdik. Bunların çalışmaları başladı. Biz Fatih Mahallesi'nde eski çöp alanı, gerçekten ağrının ciddi bir sorunu olan o mahalleyi çok rahatsız eden bir durumdu. Eski çöp alanını tekrarda ıslah ettik. İyi bir çalışmayla orayı mesire alanına çevirdik. Şu an ağaç dikimlerimiz devam ediyor. Yaklaşık 1500 ağaç sadece ağrının içine, merkeze yaklaşık 1500 tane ağaç diktik. Hala parklarımızda bu çalışmalar devam ediyor ağaçla ilgili. Yani borçla ilgili şunu söyleyeyim, zaten bir açıklamamız olmuştu, basın açıklaması da yapmıştık. Borçlu bir belediye devraldık. Bunu halk da biliyordu zaten. Biz bunları anlattık. Aslında halk için de bir umutuz. Biraz halkla beraber yönettiğimiz bir belediye olduğu için bir umuttur. Halkla birbirimizi anlayabiliyoruz. Bütün çalışmalarımız öyle hani çok toplum mühendisliği yapıp işte kendimiz eş başkanlar üzerinde böyle bir kararımız yok. Gittiğimiz her alanda mutlak şekilde halkımızla görüşerek, ortaklaşarak çalışmaları başlatıyoruz. Ki bu halkın zaten hoşuna giden bu. Biz öyle kendi başımıza yöneten değil ama bu halkla, bu kentin insanlarıyla beraber yönettiğimiz bir belediye var. Bunda kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Bundan sonrası da böyle gidecek. İmkanlar evet kıt. Ama insanlar bizi anlıyorlar, talepleri çok geniş. Biz bir umutuz. Umutla bakıyorlar belediyelerine. Belediye onların kurumu, istedikleri zaman gelip dertlerini anlatabilecek, çözüm bulabilecekleri bir kurumdur. Eskisi gibi polis bariyerinde ya da beton bariyerler içinde olan bir belediye yok Ağrı'da. Mahallenin diğer ucunda olan bir arkadaş gelip sabah belediye eş başkanlarıyla oturup bütün dertlerini anlatabilir ve çözüm arayabilir. Biz böyle yönetiyoruz belediyeyi. Halkın bir umudu var. Mesela birçok alanda esnafla, insanlarla görüştüğümüzde borçlu olduğumuzu, belediyenin gerçekten imkanlarının kıt olduğunu söylüyoruz. Ve vatandaşın bize cevabı şu, siz başarırsınız. Biz onun için, biz de çok şanslıyız. Bu halk bizim yanımızda durdukça biz bütün zorlukları aşacağız. Ben ona inanıyorum. Dilli, kültürlü bunlarla. Bizim zaten buna yönelik projemiz var. Bunu gerçekleştirmek için büyük bir çaba içindeyiz. Ahmedi Hani Kültür Merkezi'ni oluşturacağız. İçinde işte dil kurslarının, işte kadına yönelik atölyelerin, denkbeş evlerinin olduğu bir şey düşünüyoruz. Bu hem kültür anlamda hem gençlik anlamda hem de Kürt dili adına böyle bir çalışmamız da olacak. Biraz zaman lazım bize. Tabii ki yani imkansızlıklar olmasa ya da maddi anlamda sıkıntılar olmasa bunlar daha erkende yapılır şeylerdi. Bizim biraz imkanlarımız kısıtlı ama bunların hepsini gerçekleştireceğiz. Bir kere hedefimiz en başta Kürt dilidir. Biz kendi dilimizi Ağrı gibi %98-99 Kürtçe, ana dili Kürtçe olan bir yerde kesinlikle Kürt dilini esas alacağız. Zaten bir etapımız oldu, başladık. Yani Dengbeş ve Çırok'la başladık. Biz sonbahara kadar bir iki tane büyük konser de düşünüyoruz. Bunun için de çalışmalarımız var. Kültüre bakan arkadaşlar direkt böyle ilgileniyorlar. Hakikaten Ağrı gençliğinin bu işlerde de yoksun olduğunu biliyoruz. Yani insanların Ağrı'yı sevdirmek için işte bu tür şeylerin de olması gerekiyor. Biz de bunun çalışması içindeyiz, olacak da. Birçok projemiz var, halkımızla paylaşacağız. Biz daha çok başta da söyledim, öyle toplum mühendisliği yapmayacağız. Bütün kararlara bu halkı dahil edeceğiz. Umutluyuz. Önümüzde bir 4,5 yıl zamanımız var. Ben bu 4,5 yıl içinde Ağrı'yı 20 yıl daha ileriye götürmeyi hedefliyoruz. Ki bu halk bizim yanımızda oldukça bu gücü bu halktan alıyoruz. Biz kesinlikle
bu halk için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Hiçbir şeyde çekinmeyeceğiz, geri adım atmayacağız. Ağrı'nın yararına olan, bu halkın yararına olan her şeye biz hazırız.